Gördüğünüz gibi patiğimiz çift bantlı ve çift tarafında çiçekler var. Ben rengarenk yaptım. Siz isterseniz tek renk yapabilirsiniz, isterseniz iki renk yapabilirsiniz. Şöyle bir yuvarlakla başlayacağız. Benim tavsiyem sihirli halkayı biliyorsanız sihirli halka ile başlamanız. Sihirli halkayı zaten bir önceki videoda anlatmıştım. Oradan görebilirsiniz ama yapmayı bilmiyorsanız şimdi küçük bir zincirle şöyle 1 2 3 zincirle halkamızı yapalım. 2 tane zincir çekiyoruz ve yarım trabzan yapacağız. Yarım trabzan nedir? Yarım trabzanı ikili trabzan gibi başlarsınız ama bütün ilmekleri tek seferde çekersiniz. Bunun adı yarım trabzan. Şöyle tek çekiyorsunuz. Halkamızın içine toplam 8 tane yarım trabzan yapacağız. 5 6 7 8 tane yaptık ve şöyle bir tane sağlamlaştırıp burada kilitliyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz diğer sıraya başlarken. İki zincirin hemen içine aynı boşluğa bir tane yarım trabzan yaptık. Yanındaki boşluğa atlıyoruz. Oraya da bir tane yarım trabzan yapıyoruz. 1 2 tane yarım trabzan. Bu sırada her boşluğa 2 tane yarım trabzan yaparak devam edeceğiz. Bu patik 38 numara normal kalıplarda bir ayak için hazırlandı. Sizin ayağınız biraz daha genişse yapmanız gereken daha fazla trabzan yapmak olacak. Benim size tavsiyem örerken ayağınıza sürekli deneyerek gitmeniz. Ancak o şekilde gerçek sayıları oluşturabilirsiniz. Bu arada kullandığım tığ 3 milim. İplerim lif ipi. Ama patik ipi de kullanıyorsanız ki tavsiyem odur. O zaman yine 3 numara tığ kullanmanız gerekir. Tığınızı mümkün olduğunca küçük tutun. Çok büyük tığla yapmayın bu tip iplerde. Çünkü zaten ayağınızda gevşeyecektir. Şöyle bu rengimizi bitirdik. Bu rengimizi bitirdikten sonra gördüğünüz gibi yeşil renge geçeceğiz. Yeşil renge geçiyoruz. Yeşil renge geçtiğimizde bu sırada 1 2 zincir çektik. Yine 3. sıradayız bu arada. Bir tane yarım trabzan yaptık. Hemen yanına tek yarım trabzan. Onun yanına çift yarım trabzan. Yani bu sıra bu şekilde tek ve çift olarak devam edecek. Tek ve çift. Kullandığınız ipin kalınlığı çok önemli. Kalın iplerde trabzan sayısını az tutun. İnce iplerde ki bence lif ipinden daha da ince bir iple yapmayın dayanıklılık açısından. Lif ipiyle yaptığınızda ya da o kalınlıkla iple yaptığınızda sayılar budur. Ortalama bir ayak için. Ama bazı ayaklar tabii ki daha geniş olabileceği için trabzan sayısını arttırmanız gerekebilir. Şöyle çift ve tek. Bütün sıraları böyle tek tek göstermeyeceğim, merak etmeyin. Sadece bu sıralarda bazı sayı değişiklikleri olduğu için böyle gösterme gereği duyuyorum. Şöyle kilitledik ve bitirdik. Yine iki zincir çekiyoruz. Yine çektiğimiz yere bir yarım trabzan yaptık. Yani burası çift oldu. Tek. Hemen yanındaki boşluğa geçiyoruz. Yine tek. Onun yanındaki boşluğa geçiyoruz. Çift yarım trabzan yapıyoruz. Yani iki tane yan yana olan boşluklara tek trabzan. Bakın yanına geçtik bir trabzan. Tekrar yanına geçtik bir trabzan. Tekrar yanına geçtik. Bu sefer çift trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz.
Evet. Bakın pembe kısmı bitirdik. Yeşil kısmı bitirdik. Şimdi sıra mor kısımda, turuncu kısımda ve pembe kısımda. Mor, turuncu ve pembe kısımları hiç arttırmadan her boşluğa sadece bir tane yarım trabzan yaparak bitireceğiz. Şöyle her boşluğa bir tane yarım trabzan yapacağız. Ve tüm bu örgünün sonunda yuvarlağımızın içeriye doğru kıvrıldığını, yani şöyle bir ayak şeklini aldığını göreceğiz. Tek trabzan yaptığımız için büzüşecek ve ayak şeklini yaptığımızı görecek. Sonra ayağınıza denediğinizde eğer çok darsa, bu sayılar size dar geldiyse, o zaman yapacağınız şey söküp bazı yerlerde mesela 3 tek bir çift şeklinde giderek hafif artırımlar yaparak ayağınıza uygunluğunu sağlamanız. Ama dediğim gibi zamanla giyerken ayakta gevşediği için bu tip patikler hani çok sıkmıyorsa ayağınızı çok artırmanızın da bir anlamı yok. Bakın şu anda tek yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi ben mor, turuncu ve pembeyi öreceğim. Hiç arttırma yapmadan. Bu arada bu benim ayağımın ucunu tamamen kapatacak şekilde yapılmış bir babet. Sizin ayağınız biraz daha uzun olabilir ya da geniş olduğu için yana toplayabilir. Bir tane daha ya da iki tane daha sıra ekleyebilirsiniz buradaki bölüme. Yani şu kenarlardan kesmeye geçmeden önce. Dediğim gibi ayağınızla deneye deneye gideceksiniz. Bu benim ayağıma uygun olan. Şimdi ben mor, turuncu ve pembeyi yapıyorum. Sonra şu eksiltmeleri göstereceğim. Evet. Pembeye kadar olan bölümü bitirdik. Gördüğünüz gibi bir şapka görüntüsü aldı ördüğümüz patik. Bunu böyle ayağınıza bakın. Eğer şu kısmı biraz daha yukarıda kaldıysa bir renk daha örebilirsiniz. Yani iki sıra daha örebilirsiniz. Ayağınızın önünün biraz daha kapanmasını istiyorsanız. Şimdi kesme işlemine geleceğiz. Keserken ben burada 10 tane trabzan bıraktım. Ama sonra ördükten sonra o 10 trabzanın biraz fazla yayıldığını gördüm. Yani yanlara doğru şu kestiğim yerler biraz daha fazla yayıldı giydiğimde. Benim size tavsiyem 8 tane trabzan bırakarak yan tarafları örmeniz. Burada ortada sayacaksınız. Herhangi bir yerinden sayabilirsiniz. Bakın şöyle başladık. Bunu kendinize doğru çevirin yüzünü. Şuradan 8 tane bırakacağız. Döndüğümüzde burada bitireceğiz. Şimdi şuradan dediğim gibi ön tarafın yüzü size dönük olsun. 1, 2. Başladığınız yere, zinciri çektiğiniz yere bir tane daha batın. Sonra geri kalan her yere yine tekli trabzan şeklinde devam edin. Böyle devam ediyoruz. İki tane kestiğimiz yer arasında toplam 8 trabzan kalmış olacak. Şimdi o tarafa doğru dönmeye başlarken 8 trabzanı sayacağız ve orada bitireceğiz. Bundan sonra ördüğümüz tüm renkleri de bu mavi zemin kadar öreceğiz. Ördüğümüz bu mavi renk kadar öreceğiz geçtiğimiz bütün yerleri. Ve sonra ayağımızı ölçeceğiz. Ayağımızın ölçüsü uzunluğu kadar örmüş olacağız ve sonra nasıl bitirip nasıl diktiğimizi göstereceğim. Şöyle. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8. Şöyle arada 8 tane boşluk bıraktık. 8 tane boşluğu bıraktıktan sonra arkaya geçiyoruz. 1, 2 zincir çektik. Hemen yanındaki boşluğa bir tane yarım trabzan. Bundan sonra öreceğimiz tüm renklerin ebadı bu kadar olacak. Şu mavinin üzerine gideceğiz.
Hepsini. Burada ben kendi ayağıma göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane renk örmüşüm. Her birinin 2 sıra olduğunu hesap edersek toplam 24 sıra öreceğiz. Şu başlangıç şapka kısmından sonra. 24 sıra ördükten sonra birazdan şurayı nasıl diktiğimi size göstereceğim. Sadece her boşluğa tek yarım trabzan yaparak devam edeceksiniz. Arttırma, eksiltme yok. Bu şekilde 24 sıra örelim. Ve gördüğünüz gibi ayağım ölçüsünde renkleri değiştirerek toplam 24 sıra örerek ama dediğim gibi 38 numara olan kendi ayağıma uygun olarak yaptım bunu. Siz deneyerek gideceksiniz. Daha küçük ya da daha büyük ayağınız olabilir, daha geniş olabilir. Daha fazla örmeniz gerekebilir. Deneyerek gidin. Ben 24 sıra ördüm. Burada bitiriyorum ve şurayı şunu nasıl dikeceğimizi göstereceğim size. Bu arada çiçekleri başka bir videoda anlatacağım demiştim ama karar değiştirdim. Hepsini aynı videoda toplamak istiyorum. Çünkü sonradan o videoyu bulmanız zor oluyor. Dolayısıyla hemen şimdi birazdan çiçeklerin de nasıl yapıldığını anlatacağım size. Bunu böyle örgüsünü bitiriyoruz. Son trabzanımızı da yaptıktan sonra ters tarafını şöyle ön yüz haline dönüştürüyoruz. Tersini çeviriyoruz. Bir tane zincir çektik. Tek zincir. Sonra her bir boşluğu karşılıklı birbirine denk getirecek şekilde tıpkı motif birleştirir gibi motif birleştirme videosundan da bakabilirsiniz. Böyle bu şekilde iki boşluğu birleştiriyoruz. İpimizi çekiyoruz. Sık iğne. İpimizi çekip sık iğne yaparak babet haline dönüştürüyoruz. Böyle bu şekilde. Şimdi bantları nasıl yapacağız? Hemen burada bitirdik. Bir tane zincirle sağlamlaştırıp ipimizi kestim. Bakın, patiğimiz bitti. Şimdi buradaki bu iki bantı nasıl yapacağız? İki bantı yapmamız oldukça kolay. İsterseniz pembeyle başlayalım. Bakın şimdi mavi sıramız 2 sıra, 4, 6, şu 5. sıra itibariyle, 5. sıramız itibariyle kestikten sonraki 5. sıramızın tam ortasına hangi renk bant örmek istiyorsak ipimizi geçirdik ve bir tane sağlamlaştırdık. Bir tane geçirdik ve sağlamlaştırdık. Bir tane daha ilmek çıkarıyoruz. 2. Hemen yanından bir tane daha ilmek çıkarıyoruz. 3. 4. Tunus işi yapar gibi şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle gidip bunun üzerine 4 tane trabzan yaparak devam edebilirsiniz. Ama bu zor diyorsanız, bunu yapamam diyorsanız, şöyle kolay bir yolu da var. İki zincir çekiyorsunuz. Hemen buraya bir tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Bir tane daha ikili trabzan ama üç seferde çekmenizi isterim. Daha güzel görünmesi için. Şöyle dört tane ya da gözünüze ufak gözüküyorsa bantınız, beş tane yaparak bir bant oluşturursunuz. Peki bu bantı ne kadar öreceksiniz? Kaç sıra öreceksiniz? Yapacağınız şey patiğinizi ayağınıza giymek. Bantı yeteri kadar uzattığınızı düşündükten sonra tabii ölçmek. Ben ölçtüm. Benimki şöyle bu sıralara bakarak 7 sıra gittikten sonra ayak bileğimi tam olarak sarıyor. 7, 8, 9 ayağınızın büyüklüğüne göre değişir. Ben böyle 7 sıra öreceğim. Tekrar çevirdim bakın. 1, 2, 3,
Bir. Ben her bir sıraya 4 trabzan yaptım. Çok kalın bir bant istemedim. Bantları mutlaka yapmalısınız. Çünkü ayağınızdan çıkabiliyor. Babet şeklinde olduğu için, kenarları biraz zayıf kaldığı için ayaktan çıkabiliyor giyildikten sonra. Ama bu bantlar ayaktan çıkmanın önüne geçiyor. Sihirli halka nasıl yapılır? Bu patiklerde başlarken sihirli halka yapılması gerekiyor. Çünkü arada böyle bir tane yuvarlak boşluk olunca çirkin duruyor patiklerde. Sihirli halkanın nasıl yapıldığını da bir önceki videoda zaten anlattım. Aslında birçok modelde sihirli halka ile başlamak çok daha güzel bir görüntü almanızı sağlıyor. O yüzden bu sefer 4 tane zincirle başladım. Bilmeyenler için. Ama bir önceki videoda nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz. Çünkü bundan sonra öreceğimiz bütün patiklerde sihirli halkayla başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaptık. Şöyle zincirimizi çekelim, sağlamlaştıralım ve ipimizi keselim. Şimdi, bu arada bu içeride kalan artık iplerin hepsi temizlenecek. Yeşille pembe arasında örmeye başlamıştık. Şuraya denk getirdik. Hemen iğnemizi alalım. İğnemizi böyle geçiriyoruz. İçeriden. Şöyle. Sanırım buna iğne ardı deniyor. Şöyle sağlamlaştırarak giderek buraya dikelim. Zaten bu diktiğimiz yere de çiçeğimiz geleceği için dikişinizin çok da güzel görünmesinin önemi yok. Yani dikiş dikmeyi bilmiyorsanız da çok dert etmeyin. Biraz daha sağlam yapabilirsiniz siz. Ben şimdi hızlı olsun diye kısa geçiyorum. Hemen şöyle yapıp kesiyorum. Sonra dediğim gibi içeriden bu iplerin hepsi temizlenecek. Ve aynı bantı, şu bantın aynısını morla yeşil arasına da yapıyorsunuz. Yani arada toplam 1, 2, 3 tane sıra bırakarak şuraya mor rengi arıyorum bu arada. O kadar fena ki burada görüntü. Çok renkle uğraştığınız zaman ortalık da birbirine giriyor. Hemen bakın buradan başlayın. 1, 2, 3 şuradan girin ortadan mesela. 1, 2, 3. İkinci bantımızı yapmak için. Yine aynı şekilde 4 tane trabzan. Ben buraya ikinci bantı da yapıyorum. Sonra çiçeklerin nasıl yapıldığını anlatacağım. Evet ve bantlarımızı da bitirdik. Şimdi buradaki şu çiçeği nasıl yapacağız? Çiçeğin yapılışı nasıl olacak? Onu göstereceğim. 1, 2, 3, 4 zincir. Ne kadar küçük çekerseniz o kadar güzel gözükecek. İçine yine yarım trabzan, tam 10 tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Burada kilitliyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik. Şöyle 1, 2, 3 defa çıkarak hemen aynı boşluğa bir tane trabzan yaptık. Yan boşluğa geçiyoruz. 1, 2, 3 seferde çıktık. Aynı boşluğa bir tane daha 3 seferde çıkacağımız trabzan. Sonra 3 zincir. 3 zinciri de yine şu 2 trabzanı yaptığımız boşluğun içine sık iğne şeklinde hiç ipi tığın üstüne almadan battık. Yan boşluğa geçiyoruz. Atladık bir sık iğneyle. 1, 2, 3. Yine aynı boşluğa 1, 2, 3 seferde çıktığımız bir trabzan. Şimdi hemen yanındaki boşluğa bir tane trabzan.
Böyle bu şekilde toplam 5 tane çiçek yaprağı yaparak ilk çiçekli kısmımızı tamamlamış olacağız. Evet, çiçeğimizin ilk kısmı tamamlandı. Hemen arkasını çeviriyoruz. Şurada herhangi bir yerden şöyle bir ip çekelim. Çok sıkmadan. Çektik. Şöyle gevşek topladık. Buraya toplam 5 tane halka oluşturacağız. 1, 2, 3. Üçer zincirli 5 halka. Bakın şurada tırtıklar var, boşluklar var. Onların içine batarak mesela ilk halkamızı oluşturduk. Yine 3 zincir. Bakın burada bir boşluk var. Bir boşluk atlayalım. Hemen ikincisine. İkinci halka. 1, 2, 3. Şöyle hemen üçüncü halkamız. Toplam dediğim gibi 5 halka olacak arkada. Diğer renkteki yaprakları yapabilmek için. Şöyle dördüncü halkamız. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekerek de başladığımız yerin dibine batarak 5. halkamızı oluşturmuş olduk. 5 tane halka oluştu burada. Sağlamlaştırdık. Renk değiştirmek için kestik. Başka bir renge geçiyoruz. Diğer daha iri olan yaprakları yapmak için. Daha iri olan yaprakları yapmak için de 4 zincir çekerek başlayacağız. 1, 2, 3, 4. 2 defa tığ üzerine alıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 sefer bu sefer. 1, 2, 3, 4. Yine 1, 2, 3, 4. Sonuncusunu 3 seferde çıkacağız. 1, 2, 3. Şimdi yine 4 zincir. Aynı halka içinde bunu sağlamlaştırıp sık iğne yaptıktan sonra diğer halkamıza geçeceğiz. Bakın diğer halkaya geçtik. Diğer halkaya geçiyoruz. Şunları ittireyim daha güzel görmeniz için. Diğer halkaya geçtik. Sık iğne şeklinde yaptık. 1, 2, 3, 4. 2 kere aldık üzerine. İlk trabzanı 3 kere de çıkıyoruz. Sonraki 3 trabzanı 4 seferde çıkıyoruz. Böylece yaprağımız kademeli olarak yükselmiş oluyor. Şimdi ben son birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum bu patikle ilgili. En başta söyledim. Benim tercih ettiğim ip burada lif ipiydi. Ama lif ipi oldukça incedir ve çok da dayanıklı sayılmaz. Ben sadece renkler güzel gözüksün diye yaptım bunu. Siz daha sağlam, bakın böyle bebe ipleriyle yapabilirsiniz. Ya da ipçilerde patik ipi özel olarak satılıyor. Daha sağlam, hatta koparılması bile çok zor ipler. Sürekli ayakta olduğu için sağlam bir ip kullanmanız gerekecek. O yüzden patik ipi kullanın. Tığınızı çok büyük tutmayın. 3 numara idealdir. Çünkü ayağınız da zaten gevşeyecektir. Ha, patik ipinden bir tık daha büyük iple yaparsanız o zaman zaten trabzan sayılarını çok azaltmanız gerekecek. Bir de tığınızın numarasını istediğiniz oranda büyütmeniz gerekir. Bunu da böyle bitirelim. Evet, çiçeğimiz bitti. Bunu hemen burada bir yere bu şekilde dikerseniz patiğiniz tamamlanmış olur. Umarım anlaşılır oldu. Herkese kolay gelsin.